Başlangıç sizin ne oldu? Evet. Ama bu sefer ilk videoyu ben çektim. Yok, ben madem hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne ablana selamı var. Evet, selam. Sizin grubu güzel çeksin, kıyıda köşede çekmesin dedi. Tamam, ben ayrım yapmam zaten. Söyledi. Ayrım yapmam zaten. Ha bak. Tamam. Ayrım yapmadım bilmesi lazım. Vallahi ben bilemiyormuşum bak. Gerçekten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye? Video mu, fotoğraf mı? Hepsi var. Hepsi var. Şey oldu mu gelmiyor mu? Buraya olsa gelirsin. Ya akıya da gelirsin de. Zaman var. Zaman var. Yazın geldik de iş kurdum. Bir büyük bir iş vardı. Bak kotarabildin mi onu? Zek abi ver benim içeride. Madem başlasın. Abi söyleyeyim sen sıkıyor da kurtarmış. Hiçbir şey değil. Arkadaşlarımızı kendilerine seni iyi tanıyorum artık ben. Yeri de çok uzun. Tanıyorum tabii bakamadım. Göremedim. Türkiye telefonu. Hayır, rüzgar yok. Kişiler böyle sapasağlam. Ha, tamam ben şöyle yapayım. He. Tamam, yapayım üzerimde dün ya. Ertesi sabah. Nereye bakıyor bu demişin. Şeyde öğretmen evinde. He. Nereye bakıyorduk biz de hatta espri konusu oldu. Savaş gemi toplantısının tarihi belli oldu mu Sinan? Hayır. Da ilk hafta. Yemin ediyorum yoktur böyle bir şey. İlk kez çektim direkten döndü. Hayır gelmesin. Çoğal kadar. Tintor'u biliyorsun değil mi sen? Ben niye ettim? Yani ya, anladın veya da kafa yatıyor. Safa yatıyor. Niye öyle dedin sen bunu? Okul mu yok oğlu vardı. Bunlar şeydi. Kanka. Onlar arabayı çalıyorlardı okul müdürünün arabasının nerelere gelip gittiğini mi anlattı bana. Hiç jipi çaldı da jipi onu mu diyorsun? Bilis jipler. Rahmet Ahmet Balkısık anlattı onu macerayı bana. Bir gece bütün detayıyla. Çumaklı'ya gidelim deyince ben yani bildiğim bir şeyler var yani. En ilginci ne biliyor musun? Hiç kimse kullanmayı bilmiyor ya. Sadece müdürün oğlu biliyor. Mücahit'i de ayartıyorlar. Sen hiç değişmedin ama. Müdürün oğluna çaldırıyoruz ya. Yok valla değil. Ben şey ve sen daha yaşlı mı görecektim ya. Zaten o sürmeyi bilir. Daha yaşıyor. Siz biz biliyoruz. Vodkalar elinizde hayda kim tutar seni yürü. Yakalanırsa müdürlüğü. Bir şey yapamadın. Yolda bir bitiyor benzin. Soma'ya kadar yürüyorlar. Sen Ayvalık'ta bizim okulun Ayvalık kampını sen biliyor musun? Soma sen nasıl biliyorsun? Hayır ben tatlı söylüyorum. Hayır Ayvalık'ta ondan önce bir Ayvalık kampımız vardı bizim. Ayvalık'ta. Şimdiki Badavut'un olduğu yerde bir tepe vardı. Şimdi Taşöz almış orası. Tepede böyle bir kamp yeri seçtiler. Biz perişan olduk. Bir akşama kadar ot yoluyoruz ama bir tane çadır kırdık. Köpek gibi çalışıyoruz. Veya çalışma kampı. Akşam hem nasıl kaçacak yer arıyoruz ama yok. Jibi şeye dedim ki ben Alavi'ye, Alaygün'e. Alavi dedim. Ne var dedi bana. Alavi ben bu jibi çalıştırırım diye ben bu dedim öğrendim. Ben biliyorum çünkü okuldan tecrübeli. Bunu dedim gece kaçsam. Cem Mücahit de müdür ama bizim. Cem Mücahit bozdu. Nasıl yapacağız dedim. Nasıl yapacağız dedim. Nereye gideceğiz dedim. Tamam. Nereden gideceğiz? Arka taraftan dedim. Şeytan sofrasına çıkan orman yolu var. Ben orayı biliyorum. Oradakiler bilmiyorlar. Ben sizi oradan götürürüm. Bineriz abicim oradan. Şu arkadan orman yolundan. Fatika'dan şeytan sofrasına çıktık. Oradan Ayvalık'a. Jip'ten. Gittim. Beşi. Beş kişi. Nevaleleri aldık. Tavuk aldık. Rakılar aldık. Mezarı tamam.
döndük, oradan geliyoruz. Artezyanın kenarından geldik. Tam kampa böyle 20 metre kaldı, benzin bitti. 20 metre de yani müdür sabahleyin kalkınca jip nerede? Yerinde olmadıktan sonra 50 metre olunca 10 metre. Yani, ne yapacağız? Ben dedim ki Kürşat sen dedi bin direksiyona. Siz dedi gelin malzemeleri bırakın inin aşağı. Vitesi başa al. Kalktın. Kampın orada da böyle bir rampa var. Abi 5 kişi o jibi rampadan yukarı çıkardık. Tam çadırın yerine getirdik. El freni çektik. Tamam tamam. Hadi malzemeler onu çaktırmadan çadıra gittik. Benzin ne oldu? Hayır. Benzin ne oldu değil. Sabahleyin müdür çağırdı bizi. Gelin lan buraya bakayım. Hanginiz jibi aldınız da gittiniz? Geburu bu. Nasıl jibi? Geburu. Geburu'ya bakalım. Geburu bakalım. Ulan yok hocam işte ne jibi falan. Yani hanginiz aldı jibi? Hepiniz mi beraber gittiniz? Onun ön tarafı. Bir... Bak yemin ediyorum hepinizi döveceğim dedi. Ulan. Çıkıyorum şansım. Lan bu nerede bu nerede bu? Düşünüyoruz ya bir şey. Ters mi koydun? O jibi giderken böyle bıraktım. Jibi kontağa basmıyormuş aşağı doğru. Salıp da çalıştırıyormuş. Tamam mı? Böyle biz böyle diklemeye bıraktık. Gerilemeye nasıl çalıştınız? Bu jip nasıl döndü? Biz ondan sonra söyledik. Böyle baktı böyle. Malzemeler nerede dedi. Çadırda işte tamam mı? İsmail yetişti artık. Çadırda öğrendim. Ne aldınız dedi. Saydık işte 3-4 tane rakı var. 3-4 şişe küçük. 35 şişe rakı var. Rakının bir tanesini benim çadıra bırakın, bir daha da duymayayım böyle bir şey. Dedim, rakını birine rüşvet verdik dedim ondan sonra. Geri kalanını almadı ama bizden. Gece belli bir saat oldu mu da bağıra bağıra söylüyordu yüksek sesle. Devam çocuklar ben yatıyorum, hadi ben. Dikkatli olun. Hani içebilirsiniz de, ondan sonra hemen... Evet, döndük sonra. Gördün mü tabelayı? Şey, satılık tabelasını. Gemici fenerleri yok mu? Bir tane gemici fenerimiz var. Onu yakıyoruz çadırın içinde. Antalya üzerinde satılık ikinci kat. Çok da güzel oluyordu öyle bir olmaz şey. Tamam hadi birader görüşürüz. Kim o? Ya müşteriye evi tarif edeyim şimdi görecek evi. Sen de ulan bir ulan gene ev satıyorsun be. Ben hiç buraya gelmedim. Yolda gelirken sattım bir tane. Bırak bir ara bir 2 gün ara verir misin? Ya. 2 gün ara ver. Ne yapayım? Ayakta bile. Biz vallahi diyor götürdü. Direksiyonun başında sattı ben. Abi bak biz ilk rakıyı Savaş Tepe'de nasıl içtik? Bira içiyoruz. Sıra rakıya geldi. 13-15 yaşını bulduk çünkü rakı yaşı geldi. Ondan sonra gittik istasyondan bir 35'lik aldık. Birkaç kişi. Var. 35'lik alınıyor ama başka ne alınıyor? Ne alalım ne alalım? Bir baktık zeytin gördük. Hadi bir külah ki böyle yuvarlak yapılır ya. Ona zeytin doldurdu. Aldık nasıl biz çıktık. Nasıl? Tren yolundan vurduk çiftlik yolunda. Satılık dubleks mi? Ben dedim ki lan rakının yanında su da gerekiyor. Ne yapacağız? Pele vardı Pele Doğan biliyor musun? Pele. Bir tane şey artık. Tulumba denk geldi. Kenarlarda bir yer. Yanında kuyusu, üstünde taş kapağı var. Açtık kapağı, kuyunun içinde su var. Tulumba kurumuş tabii. Ne yapacağız? Doğan dedi ben çok güzel kuyu inerim. Tamam mı? Doğan insan. Bak. Bak. Olmadık şey de değil zaten. Gene bir 3 metre falan inmek gerekiyor. Yaz çünkü su aşağıya inmiş. Bakın etrafta bir tane 1 kiloluk şey. Konserve tenekesi. Kürü! Bak aynen. Sen ne kadar güzel olur o. Ben dalga mı için be? Telefon geldi mi abi? Geldi yani. Doğan indi. Tamam mı abi? Doldurdu şeyi, teneke kutuyu. Çektik Doğan'ı çıkardık. Tulumbaya döküyorlar suyu, tulumbaya çalıştırmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim. Tulumbayı çalıştırıp su çekeceğiz. Su mu çekeceğiz? Suyu aldın ya. Neden daha uğraşıyorsunuz? Koy geldi içine. Direkt o suyu kullanalım. Yani neden illa tulumbayı çalıştıracağız? Hadi bir daha indi. Doldurdu. O teneke kutunun biz yarısını döktük. Üzerine rakıyı boca ettik. Rakı böyle hafif gri bir şekilde. Ne yani? Bütün gökkuşağı. Hafif böyle sabahın saçları ayarında böyle. Rakı bardağı öyle ilerletti bir şey. Sen orada çip gözüktü çiplikten geliyor. Herkes bir arası. Ne maalesef? O bilir işini ya. Allah Allah. Ye o şey. Canlı. Ulan bu da bizim videomuz be. Karabağ'a bakıp uğraşmıyor. Ele geldi. Karabağ'a bakıyorlar yani. Karabağ'a bakıp uğraşmıyor. Karabağ'a bakıp uğraşmıyor. Sen cambaz değilsin. Ayvalık'ta veren şey. Ya işte işimi çıkarım daha önce ya. İki bıraçla kendime gösterdim. Bari. Şeyin yeri. Bari gidiş yok bozuk. Nasıl edin? İkinci bıraç.
Ne yapalım? Ben sen söyleyeceğim. Olmaz, ortak sorunumuz. Ben seni konuşuyorlar. Bir doğum söz emekli vatandaş. Benden bahsetmiyorlar, bahçelerden bahsediyorlar. Bahçelerden bahsediyorlar. Emekli. Bak. Bu geceyi hiç uyumadan geçireceğine bana söz ver. Hayır. Namusun ve şerefin. Abi gece mutlaka uyurum ben. Müzikan da uyurum, ben de uyurum. Baba. Benden sana ne oğlum ya? Ya ben uyudum, sen de uyuyorum. Sen daha önce uyuyorsun. Kim? Hem de sen böyle mışıl mışıl uyuyorsun valla. Doğru söylüyor. Uyucu olmazsa 3'te uyuyor. Sen 11'de uyuyorsun. Hiç. Bana ben mi diyorsun? Sen bir yayılıyorsun masaya. Bağırda kaldırabildik mi? Çayır yer uyuyor ya. Nerede uyudun be? Bağırda. Bağırda mı? Yalama'da bağırda uyudun. Ha bağırda. Bir hafta kurstan çıkmışım. Sabahın 7'sinde kalktım ben. Siz uğur durur. Film çevirirken ben kursta diploma alıyordum. Sizin bu masada uykuyu aldıydı zaten. Evet, sizin film çevirdiğiniz saatte ben giyinmiş kahvaltı etmiş. Doğru. Bu da şık olmadı bu kelime. Doğru. Hoş bir kelime değil. Sizin film çevirdiğiniz zaman da değil ya. Film çevirelim de senaryo çok kötüydü. İşiniz gücünüz film çevirmek. Senaristler biraz. Evet, senarist bey. Biraz üzülüyorum senaryo yaz ya. Şimdi olsa ben emekli daha... Ya ben emekli adam, bana ders tutamam ya vallahi. Emekli adam kadar... Şey diyor zaten, geçen yıl sizle karşılaştım. Olamadı diyor, ondan beri diyor. İçim durup... Hayatım kaydı be. Geçen sene 6-7 Mayıs'ta bir şey... Hayatım kaydı bu. Kendine gelmişim be. Evet. Emekli oldum. Ölüm yüzüne kan gelmiş değil mi? Yüzüne kan gelmiş. Ya sen şu sigara yakarken... Ya, da, onu daha ilerisinde bir güzel çalıyor bir dakika yapıyorum. Onu da kaldım. O da bir şey oluyor. Şurada iki defa kaldım da. Tek yerde kaldım. Ben hayvanı da yedim. Ben sana yapıyorum. Gerçekten güzel. Hayvanı da yedim. Nasıl yedim? Nasıl yedim? 60 lira var. 75 liraya falan geliyor. Güzel. Ya tak bir boşu. Fon. Fon. Ayla abla hiç merak etmesin. Her türlü şekerim ben. Birbirinize olan hasretinizi ve özleminizi biliyorum. Ama ben
mikrofon bende olduğu için ben konuşurken lütfen gözleriniz ve ilginiz bende olsun, birbirinizle konuşmayın. Alınıyorum çünkü. Ben sahnede olunca ilgi istiyorum. Gözünüz de bende olsun. Teşekkür ediyorum. Bir Savaştepe'liler gecesinde daha birlikte olmak benim için çok keyifli. Ben 74-75 mezunu Kürşat İlhan'ım. Sevgili öğretmenim, hoş geldiniz. Sizi çok son anda gördüm. Bu arada hemen bir duyuruda bulunacağım. Bedriye Hanım ve Hüsamettin Bey, biliyorsunuz öğretmenlerimiz, bugün Burhan'la beraberdiler. Burada olamadıkları için son derece üzgünlerdi ama bizimle birlikte, gönüllerinin bizimle birlikte olduklarını söylediler. Biz çok keyif aldık. Ben sizlerle birlikte olmaktan da çok son derece keyif aldım. Mesut Turan öğretmenimi gördüm, uzun yıllardır görmediğim. Burada olması çok güzel. Benim fen bilgisi öğretmenimdir kendileri. Onun sayesinde ben fizik dersinden geçerli notları almaya başlamıştım. Uzun yıllar sonra. Evet. Sayımız yeterli sanırım. Oturumu açıyorum. Şimdi sizler yemeklerinizi yiyorsunuz, rakılarını içiyorsunuz. Ben çalgı çalacağım burada doğal olarak. Okuldaki gibi görevimi yerine getireceğim. Ama bu arada sizler rakılarınızı içerken benim burada çalgı çalmamdan dolayı rakı içemediğimi fark edip de bana rakı göndermeyenlere Allah nasip edersin. Herhangi bir söz söylemiyorum. Sizleri seviyorum. Sizlerle bir olmak çok güzel. Hoş geldiniz. Ali Deniz yardımcı ol lütfen. Şurayı yere koyabileceksin ama yere o koyma. Tarafa, şuraya, şuraya. Evet. Ha? Sorun çözülmüş. Oraya koy. Tamam. Evet. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoşmuşsun. İçmeden hatıralardan sarhoşmuşsun. Ellerim sanki ben hala ellerimde. Yanıyor, duyuyor musun? Seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüşüm sen, bilmiyor musun? Her şey gündüzce olmaz, demiştim sana. Kaderden kaçılmaz, biliyorsun. Kimler geldi, hayatından kimler geçti? Hiçbirisi, hasretini gidermedi, en güzeli. We'll be right back.
Hayırdır birden üçe takamadın herhalde?